Visegrad dörtlüsünü oluşturan Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın başbakanları ile Almanya şansölyesi Angela Merkel, Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi. Liderlerin gündeminde İngiltere'nin Brexit kararı sonrası Avrupa Birliği'nin geleceği, bütünlüğü, ortak Avrupa ordusu ve mülteci akını ile mücadele gibi konular vardı. Zirvenin ardından aile fotoğrafı çektiren liderler daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Almanya Başbakanı Merkel, bir sonraki Avrupa Konseyi toplantısının Bratislava'da yapılacak olmasından dolayı çok mutluyum. Çünkü Brüksel'de toplanma geleneğimizde gerçek yaşamları daha az görme imkanımız oluyor. Bazen de gerçek Avrupa ile alakalı fikir sahibi olamıyoruz, dedi. Avrupa'daki sığınmacı krizinde izlediği sert politikalarla gündeme gelen ve sık sık eleştirilere hedef olan Orta Avrupa Dörtlüsü ise olası mülteci akınına karşı sert önlemler almaya hazırlanıyor. Basın toplantısında konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ilk önerimiz mevcut Avrupa ekonomi politikasının titizlik, istikrar ve yapısal reforma dayanması yönünde. Önceliğimiz ise savunma olmalı. Avrupa ordusunu oluşturmaya da başlamalıyız, ifadelerini kullandı. Macar lider Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki geri kabul anlaşmasının çökmesi ihtimaline karşın yeni mülteci dalgasının olabileceğini belirterek sınırlara ikinci bir tel örgünün çekileceğini dile getirdi. Orban ayrıca mültecilerin gerekirse zorla durdurulabileceğini de söyledi.